varroa tehlikesine karşı ne yapılabilir? Varroa nedir? Arı biti. Şimdi bizim dostumuzun serası var. Tabii arılar da var. 25-30 tane kovan. Diyor ki arılara varroa musallat oldu, ne yapacağım? Ben ne bileyim, benim saham değil, beni ilgilendiren bir şey değil dedim. Yani internete bak. Baktım, aldım, kullandım, efendim böyle bir duman veriyorlar. O da arıyı öldürüyor, zarar veriyor, hastalandırıyor vesaire. İlle sen doğal bir şey bilirsin, yap bana. Tamam, yapayım dedim. Hiç ilgim olmadığı halde arı bitiyle ilgili bir çalışma yaptık. Evet, arıya bir bit musallat oluyor. Yani şöyle. Bit küçük küçük arının ne yapıyor? Arının hemen kafasına yapışıyor veya sırtına yapışıyor veya kuyruğuna yapışıyor veya kanadına. Arının neresine kene gibi yapışıyor bu bit. Yapıştığı yerde de arının öz suyunu emiyor. Yavaş yavaş arıyı öldürüyor. Kanadına yapışırsa kanadını yiyor. Arılar, arı biti yapışan arıyı ne yapıyor? Arı kovandan çıkarıyorlar. Ama arı biti, varroa, kovana larvasını bırakıyor. İstediğin kadar böyle hastalanan arıyı dışarı arılar taşıyor. İstediği kadar taşısın. Kişi yanlış yaptı mesela. Sonbaharda arı kovanında birkaç tane arı biti kaldı diyelim. Sonbaharda arıları ne yapıyoruz? Kış, uykuya geçtiler. Kışın faal değiller. İlkbaharda bakıyor ki diyelim ki 100 tane kovanı var. İlkbaharda bakıyor ki arı kalmamış, bitler arıyı yemiş. Bitmiş gitmiş. İlk zamanlar bunu 1980'li yıllarda arı bitinin ne kadar büyük bir felaket olduğu anlaşılmadı. Hindistan'dan gelen bu arı biti anlaşılmadı. Ve vatandaşlar anlamadıkları için, bilmedikleri için, bu konuda eğitilmedikleri için 3-4 yıl içerisinde 600 bin arı kovanı kaybedildi. 600 bin. Ne kadar büyük bir rakam. Milyarlarca arı. Biz ne yaptık? Birleşiminde koloidal gümüş, oksalik asit, potasyum sorbat içeren çok özel bir formül geliştirdik. Bizim kimya mühendisiyle birlikte oturduk, düşündük. Bir, biti öldürmek gerekir. İki, arıya musallat olan bakteri. Üç, arıya musallat olan mantar. Ne yapalım? Oksalik asit biti öldürüyor ama larvayı yok etmiyor. Arıya musallat olan mantara karşı ne gerekir? Koloidal gümüş. Efendim, mantara karşı ne gerekir? Potasyum sorbat. Bunlar dua. Ve bu çiçek sulamak için değil, yani arı bitini öldürmek için. Evet, bayramda İzmir, Menderes'e gittik ve arıların kovanlarını böyle çiçek sular gibi suladık. Gördüğünüz gibi altına beyaz kağıt koyduk. Kovandan bir saat, iki saat sonra 50-60 tane bit döküldü. Hiç yok diyordu. Bakıyor bakıyor görmüyor. Kovanın içerisinde nereden göreceğim? Göremezsin ki. Gördüğünüz gibi arı biti döküldü. Bunlar da çok yoğun. Kötü çıkmış gözükmüyor. Şimdi bu arının larvasının içine bit yerleşiyor. Arının larvasını, yani yavrusunu oluşmadan yok ediyor, öldürüyor, kanını emiyor. Peteğin içerisine yerleşti mi perişan ediyor. Bu nedenle çok güzel bir çalışma yaptık ve şimdiye kadar mevcut olan bu duman veriliyor. Arıları hastalandırıyor, ölümüne sebep oluyor. Hiçbir yan etkisi olmayan, tamamen %100 doğal bir formül geliştirdik. Bu da koloidal arı ismini taktık. Koloidal gümüş, efendim, oksalik asit ve potasyum sorbatla arıların peteğini açıyor vatandaş, üstten böyle çiçek sular gibi suladığı zaman 1-2 saat sonra ne kadar peteğin içerisinde arı biti varsa hepsi dökülür. Tertemiz eder ve bunun iyi bir yanı da nedir? Diğer kimyasal ilaçlar gibi arıya zarar vermiyor. Arıya hiçbir yan etkisi yok, hiçbir zararı yok. Tamamen doğal.
ve faydalı. Zararı yok. Sadece biti de öldürmüyor. Arada mantar varsa, bakteri varsa, virüs varsa, yani diğer mevcut ürünler ne yapıyor? Sadece bite karşı etkili. Bu mantara karşı, bakteriye karşı, virüse karşı, her türlü hastalığa karşı etkili. Bu nedenle koloidal arı, varva. Günümüzde üretilen en doğal, en etkili arıyı koruyan maddedir. Bunu başardık.